Teknik olarak mümkün olan her şey, teknik zorlukları ne olursa olsun, eğer yeterince arzulanırsa pratik olarak elde edilecektir. Arthur Clarke. Şimdi Oxford Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışmalar yapan Doktor Erdinç Sezgin'in sunumunu yapması için sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu saate kadar da burada kaldığınız için çok teşekkür ederim. Organizasyonu yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Özellikle bu kadar genç bilim kadınının canla başla bu işi böyle bu konumlara getirmesi çok güzel bir şey. Umuyorum ileride bilim kadınlarının temsili konuşmacılarda da daha artacaktır. Arkadaşlar benim başlığımı biraz kısalttım tabii. Görmek inanmaktır. Bugün size birazcık kendi hikayemden, birazcık da neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Ben de diğer katılımcılardan farklı olarak Rizeli değilim. Arkadaşlarım bazen geldiğim yeri bilmiyorlar. Tunceli'yim ben. Tunceli'nin nerede olduğunu bilmeyenlere seçim haritasına bakın diyorum. En egzotik renk hangisi ise orası Tunceli. İlkokulu Tunceli'de okudum arkadaşlar. Daha sonra ortaokul ve lise için Mersin'e göçtüm. Oradan sonra da Yeditepe Üniversitesi'ne üniversite için geldim. Yeditepe Üniversitesi'nde genetik ve biyomühendislik bölümünde okudum. Orada ikinci sınıftan itibaren nanobiyoteknoloji laboratuvarında Profesör Mustafa Çulhan'ın laboratuvarında çalışmaya başladım. Üniversite bittikten sonra da Uluslararası Max Planck Araştırma Okulu, Dresden'deki Uluslararası Max Planck Araştırma Okulu'na doktoraya kabul aldım ve orada doktora çalışmalarımı yürüttüm. Doktora çalışmaları bittikten sonra da Oxford Üniversitesi'ne doktora sonrası araştırmalarımı yapmak için gittim. Oxford'daki hayat da zaten biraz önce Muzaffer Cambridge'deki hayattan bahsetti. Orijinali Oxford'da aslında. Neredeyse aynı, sadece Oxford'daki biraz daha iyi. Tabii şimdi bu T eşittir sıfır noktası yani Tunceli'yi sonra Oxford'u alınca böyle bir başarı hikayesi gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ama aslında bu tabii ki böyle değil. Bu aslında bir başarısızlık hikayesi. Çünkü arkadaşlar her başarı hikayesinin arkasında inanılmaz başarısızlıklar var. Ben burada size başarısızlık CV'mi de göstereyim dedim. Lisanstaki staj başvurularından başlayıp doktora başvurusu, doktora sonrası başvurusu, grup liderliği başvuruları ve hala içinde bulunduğum durumda Oxford'da grubumu kurmaya başladım. Ama şu anda bile fon ve makaleler konusunda ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Yani başarısızlık silsilesi aslında her akademisyenin başına gelecek şeyler. O yüzden buradan almanız gereken iki ders var arkadaşlar. Birincisi başarısızlık normal bir şey. Yani konuşmacılarımızdan biri bir şey söyledi yani sanki başarılar birbirini kovalar, başarısızlıklar birbirini kovalar. En azından yaşam bilimlerinde öyle değil. Yani bir yerde başarısız olduğunuzda sakın yılmayın. Almanız gereken ikinci ders de tam bu. Bilimde, özellikle yaşam bilimlerinde kararlılık, çok çalışmak, hatalardan öğrenmek şart. Bunları yaptığınız sürece bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden birçok konuşmacımız da söylediği gibi gönlünüzün götürdüğü yere giderken kararlı olun, her şey yoluna girer. Biraz da çalıştığım şeylerden bahsedeyim ama sizi sıkmadan birazcık tarihinden bahsetmek istiyorum. Ben aslında görüntüleme yöntemleri çalışıyorum. Özellikle de mikroskoplar ve çok ileri mikroskopla üretmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz resimlerin biri hücrenin iskeletini gösteriyor arkadaşlar. Diğeri de bildiğimiz evrenin bildiğimiz haritası, en azından tahmin ettiğimiz haritası. Biri bir gezegeni, biri embriyonik kök hücreyi gösteriyor. Bu benzerlikleri farkına varıyorsunuz. Buradaki aslında dikkat çekmek istediğim nokta biri mikroskopla çekilmiş fotoğraf, diğeri de teleskoplarla elde ettiğimiz fotoğraflar. Ama ikisi de biri makrokozmosu görüntülüyor, biri mikrokozmosu görüntülüyor. Ama temel mekanizma tamamen aynı. Şu anda işte şuradaki kamerada fotoğraf çeken, selfie çeken arkadaşlar da aslında optiğin aynı temellerini kullanıyorlar. Yani aslında ışığı kullanıyoruz. Peki ışığın hikayesi nedir arkadaşlar? Işığı ne zaman ışık olarak tanımlamaya başladık? Şimdi ışığı nasıl görüyoruz? Işık milattan önce tanımlanmaya başlamış zaten ve ilk tanımlayan kişi Öklit. Öklit nasıl görüyoruz sorusunu araştırırken aslında ışıkla ilgili birkaç fikir ortaya atıyor.
Diyor ki biz gözümüzden nesnelere ışık fırlatıyoruz. Ve bu fırlattığımız ışık sayesinde nesneleri görebiliyoruz. Şimdi bu ne kadar absürt bir hipotez gibi geliyor olabilir size ama bu görüş aslında yüzlerce yıl öngörülen görüştü. Ta ki bu görüşü arkadaşlar binli yıllarda İbni el-Haytham düzeltene kadar. İbni el-Haytham'ı duyan var mı? Duymayan varsa arkadaşlar bakın Bilim Elçileri Derneği'nin Mor Dergisi. Burada kapağında zaten İbni el-Haytham'ı görüyorsunuz. 18. sayfada da İbni el-Haytham'ın kısa bir hikayesi var. Okumadıysanız mutlaka okuyun. İbni el-Haytham bu görüşü düzeltiyor. Diyor ki biz gözümüzden ışık fırlatmıyoruz. Aslında ışık güneşten, şuradan buradan geliyor. Nesnelerden yansıyan ışık gözümüze çarptığı için biz nesneleri görebiliyoruz. İbni el-Haytham aynı zamanda eleştirel düşüncenin de öncüsü. Hatta bazı filozoflar, bilim filozofları İbni el-Haytham'ı ilk bilim insanı derler. Eleştirel düşüncenin öncüsü olduğu için. Zaten eleştirel düşünce de arkadaşlar yani bilim insanının birinci kuralı diyelim. Zaten Adnan Dalga Kıran'da hepimizi gömerken birkaç defa bahsetti eleştirel düşüncenin öneminden. Tabii bundan sonra yavaş yavaş Batı bilimi devralıyor. Yani binli dönemlerin o İslam dünyasının bilim öncülüğü yaptığı zamanlar sona eriyor. Ve Batı artık bilimi devraldıktan sonra ışığı Batı kültürüyle öğrenmeye başlıyoruz artık. Newton, Huygens, Young bunların ismini biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur tabii ki. Bunlar ışığın dalgalardan oluştuğunu söylemeye başlıyorlar. Sonra tabii bu dalgalardan oluşan ışık matematiksel olarak da tanımlanıyor. Faraday ve Maxwell, bunları da duymuşsunuzdur, fizikçiler bilirler bunları. Elektrik ve mıknatıs aslında benzer şeyler ve bunlar ışığın tam da özelliği. Yani ışık elektromanyetik dalgalardır diye tanımlanıyor ve ondan sonra fizik bitiyor. Öyle bitiyor ki arkadaşlar Lord Kelvin, Kelvin'i bilen var mı? Kelvin bilimi biliyorsunuz. Kelvin diyor ki biz artık tanımladık, fizik bitti diyor. Bütün fizik açıklandı, çocuklarınızı fizik okullarına göndermeyin. Aynı şeyleri aileniz genetik için söylüyor olabilir. Sakın inanmayın. Çünkü buna inanmayan bilim insanları var tabii ki. Max Planck ve Einstein. Bu ikisi fiziğe devam ediyorlar ve fiziği yavaş yavaş değiştiriyorlar. Max Planck ilk olarak diyor ki ışık sadece dalgalardan oluşmuyor. Işık aslında enerji taşıyan kuanta denilen parçacıklardan oluşuyor olabilir diyor. Einstein de fotoelektron hipotezini ortaya atıyor. Ve kuanta dediğimiz şey aslında kuantum fiziğinin de çok önemli bir noktası. Bir dahaki sefere biri size kuantumla ilgili 3 şey söyleyin dediğinde Max Planck başlattı diyebilirsiniz. Peki ışıkla neleri görüyoruz arkadaşlar? Işıkla en önemlisi astronomiyi ilerletebiliyoruz. Güneş sisteminde nerede olduğumuzu, kendi galaksimizde nerede olduğumuzu, galaksimizin uzay içerisinde nerede olduğunu ışıkla görebiliyoruz, teleskoplarla görebiliyoruz. Bu fotoğrafı bilen var mı? Daha önce gören? Evet, birkaç kişi var. Bu arkadaşlar insanlığın çektiği en önemli fotoğraflardan biri. Bence en önemlisi. Buna Hubble teleskopu çekiyor. Derin uzay fotoğrafı diyelim. Deep Space Image. Bunu nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Uzayın hiç bir şey olmayan karanlık bir bölgesine, hiç gözle gördüğümüzde karanlık bir bölgesine teleskopu fokusluyorlar ve 11 gün boyunca o karanlık noktadan ışık alıyorlar ki en zayıf ışığı bile görebilelim diye. O ufacık noktadan böyle galaksiler çıkıyor. Milyonlarca galaksiler çıkıyor. Hiç kapkaranlık olduğunu düşündüğümüz noktadan. Daha sonra bunu 10 sene sonra tekrarlıyorlar. Bu fotoğrafın içerisindeki küçücük bir karanlık noktaya odaklıyor. NASA teleskopunu ve aynı şekilde ufacık karanlık noktadan da binlerce galaksi çıkıyor. Bu fotoğrafı çekmemiz, yani evrenin sonsuzluğunu görmemiz ışık sayesinde arkadaşlar. Peki görüntüleme neden bu kadar önemli? Biz özellikle bilimde, yaşam bilimlerinde görüntülemeye neden bu kadar önem veriyoruz? Çünkü gerçekten de görmek inanmaktır. Hindenburg'u duyan var mı bilmiyorum aramızda. Hindenburg bir Zeppelin arkadaşlar. 1920'nin sonlarında, 30'larda işte Zeppelinler var ve uçaklar var. Yani şimdi gördüğümüzde sanki bütün şeylerde, bilim kurgu filmlerinde Zeppelinler var ama bu aslında o dönemlerde uçaklardan daha yaygın.
Çünkü çok daha konforlu. Yani içinde gördüğünüz gibi odalar var, kabinler var, restoranlar var, işte kütüphaneler var. Bildiğiniz bir şehirde yolculuk yapıyorsunuz. New York'tan Almanya'ya giden. Ama bunlar helyum çok pahalı olduğu için hidrojenle uçuyorlar. Az önce İskender hocam söyledi, hidrojenle ilgili çok önemli bir şey. Hidrojen yanıcı bir şey. Bu yüzden en küçük kıvılcım bile bunu devirebiliyor. O yüzden de deviriyor. Birçok defa bu olay yaşanıyor. Hem işte Amerika'da hem de Avrupa'da. Ama bunu hep göz ardı ediyorlar. Ta ki bir gün bir fotoğrafçı en büyük Nazilerin, çok büyük Hindenburg denilen Zeppelin'in fotoğrafını, iniş için fotoğrafını çekmek isterken Zeppelin birden alev alıyor. Ve bu fotoğraf çekildikten sonra insanlar diyor ki demek ki hidrojen yanıcıymış. Fotoğrafın önemi bu arkadaşlar. Gördüğünüz şey, genelde gördüğünüz şeye inanıyorsunuz. Ya zaten gördüğünüz şeye inanmıyorsanız bir problem olabilir. Peki canlılıkta nelere bakıyoruz arkadaşlar? Bunlar tabii ki fotoğraf makinesi, teleskop. Bunların hepsi aynı optik sistemle çalışıyor. Ama canlılığın skalası bundan biraz daha farklı. Uzayı görmüyoruz artık. Canlı küçük parçaları görmeye başlıyoruz. Gözle ayırt ettiğimiz bir bölüm var. Yani insanı, organları, küçük milimetrik boyutta şeyleri bile gözle ayırt edebiliyoruz. Ama gözle ayırt edemediğimiz şeyleri artık özel cihazlara ihtiyacımız var. Burada mikroskoplar devreye giriyor. Ama mikroskopların bile, en iyi mikroskopun bile bir limiti var. En iyi mikroskop bile ışığın dalga boyuna göre, ışığın dalga boyunun yarısının altına inemiyor. Bu da işte mikrometrelere denk geliyor. Eğer iki cisim mikrometreler boyutundaysa biz bu iki cismi artık ayırt edemiyor pozisyona geliyoruz. Ama gördüğünüz gibi burada çok önemli sorular var. Proteinler var, virüsler var. Bu moleküller, hücreyi oluşturan moleküller, bunları görmek, ayırt etmek istiyoruz. Ama mikroskoplar, en iyi mikroskop bile buna izin vermiyor. Çünkü dalga boyu, ışığın dalgası olmasından kaynaklı bir kural. Yer çekimi gibi bir kural. Peki bunları nasıl göreceğiz? İşte benim çalıştığım alan tam da bu. Böyle baktığımızda mikroskoba ölü fareyi koyup sonra mikroskopta tek tek molekülleri göremiyoruz arkadaşlar. Bu tamamen bir bilim kurgu. Benim çalıştığım alan da tam olarak molekülleri görmek istediğimiz için mikroskobu geliştirme alanı. Buraya artık süper çözünürlüklü mikroskoplar diyoruz. Süper çözünürlüklü mikroskoplar artık yaşam bilimlerine, işte malzeme bilimlerine çok hızlı bir şekilde girdi. Neredeyse artık bir gereklilik oldu bu bilimlerde. Bu arkadaşlar bence insanlığın çizdiği diyelim ikinci önemli fotoğraf. Bu ilk mikroskopla yapılan, ilk mikroskop Robert Hooke'un mikroskobu, Oxford'da inşa edilen. Sadece 3 lens ve 1 mumla yapılan bir mikroskop. Bu 3 lens ve 1 mumdan sonraki mikroskoplar artık evrimeye başlıyorlar ve yavaş yavaş işte klasik mikroskop dediğimiz klasik mikroskoplar, çok iyi mikroskoplar ama çözünürlük limiti olan mikroskoplar ve şimdi giderek işte süper çözünürlüklü mikroskoplar dediğimiz yeni mikroskop türleri ortaya çıkıyor. Ve süper çözünürlüklü mikroskoplar artık çok böyle sadece çok iyi yerlerde olan mikroskoplar değil. Neredeyse bir gereklilik dedim ya artık. Yaşam bilimlerine de çok büyük etkileri olduğu için Nobel ödülünü hak ettiler 2014 yılında. Kimya alanında bu 3 bilim insanı süper çözünürlüklü mikroskopları geliştirdiği için Nobel ödülü aldılar. Peki mikroskopla nasıl görüyoruz arkadaşlar? Çözünürlükten birazdan bahsedeceğiz ama asıl problemlerden biri kontrast. Yani ben şimdi kırmızı giyen bir arkadaşımı burada rahatlıkla göremezdim çünkü koltuklar kırmızı. Ama sizi net görüyorum çünkü işte siyah, mavisiniz. Çünkü kontrast var arada. Buradaki aslanı görüyorsunuz ama biraz daha kontrastı düşünsem büyük ihtimalle aslanı göremezsiniz. Biyolojide de kontrast yaratmanın bazı yöntemleri var. En kolay yöntemlerden biri floresan. Floresanı daha önce duyan var mı? Floresan lambalardan duymuşsunuzdur. Floresan aslında bazı maddelerin kimyasal bir özelliği. Bir ışık verdiğinizde o ışığı absorbe ediyor. Başka bir dalga boyunda ışık yansıtmaya başlıyor. Bu biyolojide çok sık kullanılıyor. Çünkü bazı proteinler, canlının içerisindeki bazı proteinler floresan özellikte. Örneğin yeşil floresan protein dediğimiz bir protein. Deniz anasında izole ettiğimiz, deniz anasından elde ettiğimiz bir protein var. Yeşil floresan proteini. Bu protein zaten kimyasal olarak yeşil. Yani mavi ışık verdiğinizde size yeşil ışık geri veriyor.
Biz bu proteini alıyoruz. Genetik mühendislik teknikleriyle istediğimiz herhangi bir proteinin ucuna koyuyoruz. Böylece istediğiniz herhangi bir molekülü hücrenin içerisinde, canlının içerisinde takip edebiliyorsunuz. Nereye gittiğini, nasıl arttığını, işte kanserde bir protein artıyor mu? Yeşil fluoresan proteini dibine koyuyorsunuz, bakıyorsunuz artmış mı, azalmış mı? O yüzden çok önemli bir genetik araç bizim için. Tabii ki bunu çok önemli olduğu için bu da kimya ödülünü aldı. 2008'de Nobel Kimya Ödülü. Peki neler görüyoruz bu fluoresan proteinleri kullanarak? Birincisi model organizmalar. Model organizmalar arkadaşlar, canlıyı anlamamıza yarayan modeller. Yani insanı anlamaya çalışıyoruz ama insan üzerinde deney yapılmıyor tabii ki. O yüzden işte zebra balığı, kurbağa, fare, meyve sineği gibi model organizmalar kullanılıyor. Organizmanın tamamını görebiliyorsunuz. Ama bu artık düşük çözünürlüklü mikroskoplarla bunu görebilirsiniz. Organizmanın gelişimini video şeklinde görebilirsiniz artık. Bu mesela meyve sineğinin embriyonik gelişimi. Birkaç hücreden başlayıp işte bütün canlıyı oluşturana kadarki sürecini mikroskop altında artık görebiliyoruz. Bunu da çok yüksek çözünürlüklü mikroskopa gerek yok. Düşük çözünürlüklü mikroskoplarla görebiliyoruz. Ama yavaş yavaş içeri doğru biraz daha girdiğimizde, organlara baktığımızda işte kalbi, beyni, küçük organları görüyoruz. Bunun için biraz daha yüksek çözünürlüklüğe ihtiyacımız var. Daha da içeri girdiğimizde tek tek hücreleri görüyoruz. Mesela burada beyindeki hocalarım da gösterdi sabahtan. Beyin network'ünü görüyorsunuz. Bunun için artık daha yüksek çözünürlüklü mikroskoplara ihtiyacımız var. Ve hücreye odakladığınızda artık çok yüksek çözünürlüklü mikroskoplara ihtiyacımız oluyor. Şu anda klasik mikroskoplarla gördüğümüz bir hücrenin yapısı bu. Ama düşündüğümüz hücre yapısı bu kadar da basit değil. Hücre yapısı çok kompleks. Bunu da yine dünkü hocalarımızdan biraz hatırlıyorsunuzdur. Hücrenin içinde küçük organeller var. Küçük organcıklar, özelleşmiş, kendi işini yapanlar. İşte enerji üreten mitokondri, DNA'yı barındıran çekirdek vesaire gibi. Bunların yapısı artık çok küçük. Mikrometrelerin de altında. Yani metrenin milyonda birinin de altında. Neredeyse milyarda biri. Nanometrelerde yani. Bunun için yüksek çözünürlüklü mikroskoplara ihtiyacımız var. Benim çalıştığım hücre tipi bağışıklık sistemi hücreleri. Şimdi diyeceksiniz ki başta bağışıklık sistemi çalışıyorum diye söylemiştim arkadaşlara. Bu hücrenin yapısı da arkadaşlar, bağışıklık sistemi heterojen bir yapı. Çok fazla tipte bağışıklık sistemi hücrelerimiz var. Ama çok basitleştirirsek bağışıklık sistemi hücrelerimiz genel olarak vücudumuzu hem dış tehditlerden hem de iç tehditlerden koruyan mekanizma. İç tehditlerin en büyüğü de kanserleşme, kanser hücreleri ya da tümör hücreleri. Şurada gördüğünüz videoda yeşiller bağışıklık hücreleri, kırmızı olan da kanser hücresi. Birden kırmızı sinyalin arttığını görüyorsunuz. Böyle puf diye bir şey oluyor. Orada aslında bağışıklık sistemi kanser hücresini bulup öldürüyor. Bu aslında vücudumuzda sürekli olan bir şey. Büyük ihtimalle bu dinleyici kitlesi genç olduğu için sizde büyük ihtimalle olmuyordur ama belli bir yaştan sonra kanserleşme vücutta normal bir şey oluyor artık. Ama bağışıklık sistemi onu bulup öldürüyor. O yüzden kansere karşı en iyi yönlem bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak. Ben de tam bu prosesi anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bağışıklık sistemi hücresi kanserli hücreyi nasıl tanıyor, nasıl kanser olduğunu biliyor. Ondan sonra bağlanıp kanserli hücreye nasıl o kanserli hücreyi öldürüyor. Ama bunu tabii ki böyle yöntemlerle değil, moleküler yöntemlerle anlamaya çalışıyorum. O yüzden benim çok yüksek çözünürlüklü mikroskoplara, yani süper çözünürlüklü mikroskoplara ihtiyacım var. Peki bunu anlarsak ne olacak? Bunu anlarsak kansere çözüm bulabileceğiz. Bugün hocalarımdan biri bahsetti. İşte kemoterapinin çok fazla yan etkisi var. Ve şu anda popüler olan kanser çözümü aslında immünoterapi. İmmünoterapi dediğimiz şey vücudumuzun kendi bağışıklığını kullanarak kansere karşı savaş yapabilmemiz. Bu da bu sene değil, geçen sene fizyoloji ve tıp alanındaki Nobel ödülü arkadaşlar. İmmünoterapi. İmmünoterapinin kemoterapi gibi yan etkisi yok. Ama immünoterapi üretebilmemiz için, yani doğal bağışıklık sistemini geliştirebilmemiz için yine bağışıklık sisteminin o moleküler mekanizmasını nasıl oluyor da kanseri buluyor ve nasıl öldürüyor bunu anlamamız lazım. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz iki sebepten dolayı. Birincisi artık bu kontak yeri, yani bağışıklık sisteminin kanser hücresini bulduğu yer çok küçük bir yapı.
Bunu normal mikroskoplarla bulamıyoruz. İkincisi de çok kompleks bir yapı. Yani ben tek bir proteinin etkisine bakmak istiyorum. Ama o kadar çok protein var ki ben hangi protein ne iş yapıyor, hangi lipid, hangi yağ, hangi işi yapıyor bunu bulamıyorum. Çünkü çok kompleks bir yapı. Ben tam olarak bu iki problemi çözerek bağışıklık sistemini anlamaya çalışacağım. Çok küçük yapıları anlamışsınızdır nasıl çözeceğimi. Süper çözünürlüklü mikroskoplarla. O yüzden laboratuvarın bir kısmı süper çözünürlüklü mikroskoplar üreterek yapıyor. Yani bir tane optik masamız var. O optik masamıza tek tek sıfırdan başlayarak lensleri koyarak süper çözünürlüklü mikroskoplar yapıyor. Bunlar nasıl çalışıyor arkadaşlar? Birincisi çözünürlüğü tekrar hatırlarsak, iki cisim birbirinden uzaksa ne kadar küçük olursa olsun bu iki cismi iki cisim olarak görebiliriz. Ama iki cisim birbirine çok yaklaşırsa bu iki cismi artık iki cisim olarak göremeyebiliyoruz. Özellikle de bu iki cisim çok küçükse bunları göremiyoruz. İşte çözünürlük tam bu iki molekül arasındaki ayırt edebileceğimiz uzaklığı belirliyor. Eğer çok yüksek çözünürlüklü mikroskopunuz varsa, bu düşük çözünürlüklü mikroskop, bazı bölgelerde neler oluyor tam anlamıyorsun. Mesela burada bir molekül mü var, iki molekül mü var? Bunu tam anlayamıyorum. Ama yüksek çözünürlüklü mikroskopla baktığında, yani süper çözünürlüklü mikroskopla baktığında aynı fotoğraf bu. 1, 2, 3, 4 tane molekül olduğunu görebiliyorum. Artık bunlar tek tek moleküller, tek molekülleri görebiliyorum artık yüksek çözünürlüklü mikroskoplarla. Buraya kadar tamamız sanıyorum. Süper çözünürlüklü mikroskoplar artık çok küçük skalayı görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Nanometre boyutundaki skalayı süper çözünürlüklü mikroskoplarla görebiliyoruz. İkinci problem çok kompleks yapılar. Peki bu kompleks yapı problemi nasıl çözeceğiz? Bunun için de benim çözümüm sentetik hücre arkadaşlar. Nasıl mikroskopta sıfırdan başlayıp mikroskop icat ediyorsak, burada da sıfırdan başlayıp hücre yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hücrenin temel yapısı nedir? Bir hücre zarı var. Bu hücre zarında neler var? Yağlar var, proteinler var. Diyoruz ki bir yapalım şu hücre zarını. Yağları bir araya koyuyoruz. Hop yağdan bir tane vesikül yapıyoruz. Bu vesikül bizim minimal hücremiz oluyor. Sonra bu vesiküllerin üzerine ben hangi proteini istiyorsam o proteini koyuyorum. A proteinini istiyorsam A proteini koyuyorum. A ile B'yi yan yana koyuyorum. A, B, C'yi koyuyorum. Kompleksiteyi giderek arttırmaya başlıyorum. Bu sentetik hücre çok modüler bir sistem. Yani istediğim şeyi koyup istediğim şeyi çıkarabiliyorum. Böylece kompleksite problemini, yani o çok kompleks olan sinyal mekanizmasını aşıp çok temel, çok basit sentetik bir hücre üretmiş oluyorum. Bu videoda ne görüyorsunuz peki? Bu benim sentetik hücrem. Sentetik hücrenin yüzeyine de bağışıklık sisteminin tanıyabileceği kanserleşme belirtisi gösterebilen bir protein koyuyorum. Ne oluyor bu proteini? Görür görmez bağışıklık sistemi hücresi benim sentetik hücreme saldırıyor ve görüyorsunuz onu öldürmeye çalışıyor. Bunu tabii ki şimdi giderek geliştirmeye çalışıyoruz. Tam olarak minimal bir hücre yapmaya çalışıyoruz. Yağdan başlayıp proteinleri koyacağız işte. Organelleri biraz daha benzeyen yapılar içerisine koyup giderek minimal hücreye, minimal bağışıklık hücresine ulaşmaya çalışıyoruz. Peki bu ne işimize yarıyor? Moleküler mekanizmayı çözebiliyoruz artık. Yani o kompleks sistemden çıktığımız için hangi molekülün ne iş yaptığını görebiliyoruz. Burada mesela bu proteinlerin adlarına takılmayın lütfen. Bu proteinlerin bazıları bağışıklık sistemini baskılayan proteinler. Bazıları da bağışıklık sistemini aktifleştiren proteinler. Benim sentetik hücremle bağışıklık sistemle hücrelerini yan yana koyduğumda bunlar tabii ki bir birliktelik oluşturuyorlar. Bağışıklık sistemi hemen tanıyor. Hücreyi öldürmeye çalışıyor. Hücreyi öldürmeye çalışırken bir kontakt oluşturuyor. Hücreyle benim sentetik hücrem arasında. Ve bir kontak kısmına bakın. Bu aynı sentetik hücre. Bu sentetik hücrede bazı proteinler kontağa doğru gidiyor. Bazı proteinler de kontaktan kaçıyorlar. Bu aslında çok temel bir moleküler mekanizma. Bu saatte olduğu için aslında mekanizmayı da koymuştum ama sonradan çıkardım nasıl olsa geç olur diye. Merak eden olursa anlatırım. Bu mekanizma aslında bağışıklık sistemini aktifleştiren mekanizma. Yani bazı proteinlerin kontaktan kaçmasıyla bağışıklık sistemi hücreleri aktif hale geliyorlar. Bu da tabii ki 3D görüntüsü. Yüksek çözünürlüklü mikroskoplarla 3D görüntü de alabiliyoruz. Artık moleküler detayları 3D şekilde çözebilmeye başlıyoruz. Bitirmeden önce şimdi günler yani 2 gündür
Bilim Elçileri Derneği'nden arkadaşlarla tartışıyoruz. Bunu da koymakta fayda görüyorum. Özellikle aramızda lise öğrencileri de var. Arkadaşlar bizim Epistem denilen Epistem Türkiye grubumuz var. Yurt dışındaki birçok üniversiteden Türkiye'li araştırmacıların gönüllü olarak kurduğu bir yapı. Epistem Türkiye'nin birkaç projesi var arkadaşlar. Her yerden geliyoruz. Birincisi YouTube'da canlı yayınlar yapıyoruz bizim Epistem üyeleriyle. Hangi çalışmaları yapıyorlar, işte bu çalışmalar neden önemli gibi şeylerimiz var. YouTube'dan takip edebilirsiniz. İkincisi de lise öğrencileriyle yurt dışındaki çok çok iyi üniversitelerden Türkiye'li bilim insanlarıyla deney yapma şansı veriyoruz lise öğrencilerine. Bu projenin adı da Bir Deney Yapalım mı? Eğer liseli meraklı insan biliyorsanız lütfen bunları iletin. Haziran'a kadar sanıyorum. 15 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor. Başvuru çok basit. Sonrasında biz lise öğrencilerle bir grup kuruyoruz. O grup işte bir denetmen oluyor, bir tane de deneyi yapan, deneyi gözetmen oluyor. Onlarla işte haftalık, iki haftalık Skype toplantıları yaparak deney organize edip lise öğrencilerinin deney yapmasını sağlıyoruz. Bunu da meraklı lise öğrencilerine söyleyebilirsiniz. Bitirirken yine İbn El Haytam'la bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sosyal mesaj vermeden bitirmeyeyim dedim. Demin bahsettik, İbn El Haytam eleştirel düşüncenin öncülerinden. Ve diyor ki, bilimi araştıran kişinin ödevi eğer amacı hakikati öğrenmekse kendini okuduklarının tümüne düşman olmak, kendi ürettiğine de düşman olmak ve kendi ürettiği de dahil her şeye eleştirel bakmayı gerektirir diyor. Bilim insanının en önemli özelliği de budur arkadaşlar. Eleştirel olmak. Ama ben giderek genç bilim insanlarından işte biraz umutsuzluk seziyorum. Bilim sanki artık buna değmezmiş, emeğe değmezmiş gibi. O yüzden son bir örnekle bitirmek istiyorum. Papa 8. Clement'i duyan var mı? Kimse duymamış. Peki Bruno'yu duyan var mı? Yarımız, %40'ımız. Bruno arkadaşlar dünyanın döndüğünü iddia ettiği için, yani Kopernik felsefesini benimsediği için, Galile'den önce hatta dünyanın döndüğünü söylediği için diri diri yakılan insan. Bunun hikayesini en azından duymuşsunuz da Bruno olduğunu biliyorsunuzdur. Bu diri diri yakılmasının kararını veren ise Papa 8. Clement. Papa 8. Clement'i kimse hatırlamıyor. Kimse bilmiyor. Ama Bruno'yu biz hala biliyoruz. Çünkü bilim her zaman doğruyu gösteriyor arkadaşlar. Ne olursa olsun, bugün de ne olursa olsun, işte aşı karşıtları, evrim karşıtları, küresel ışınma karşıtları, ne olursa olsun bilim doğruyu gösteriyor. Yani bugünkü iklim nasıl olursa olsun, yarın mutlaka bilgi kazanıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Erdinç Sezgin hocamıza çok teşekkür ediyoruz.